Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG'nin Çin versiyonu olan inceleyeceğiz arkadaşlar. PUBG'de 11. sezon var. Globalde olduğu gibi değil şu an. Tabii 16. sezon var globalde. 11. sezonda hangi kıyafetler veriliyor? Silah desenlerine bakacağız. Ücretli ücretsiz alınabilecek silahlara bakacağız. Desenlere bak, kıyafetlere bakacağız. Hani bunu globalle karşılaştırabilirsiniz. Acaba global mi daha güzel, Çin mi daha güzel? Tabi bunu siz karar verin. Tabi bunu inceledikten sonra kendi yorumumu da söyleyebilirim. Ben daha önce zaten inceledim ama beraber inceledikten sonra konuşalım. Hemen şimdi 11. sezon Çin'in bölümüne geçelim. Bakalım neler var. Şimdi arkadaşlar 11. sezonda Çin'de bedava olan her şey şöyle söyleyeyim. Tek tek incelediğimde siz de göreceksiniz. Pek bir şey yok ama ücretli olanlarda silah deseni var. Bizon, gördüğünüz gibi Bizon deseni veriyor. Böyle gayet de güzel yükseltilebilir silah gibi duruyor ama yükseltilebilir değil arkadaşlar. Silah deseni gayet de güzel. Böyle metalimsi şey yapılmış, böyle çarklı martlı şekilde. Kıyafetimiz de bu şekilde arkadaşlar. Bayanı erkek olan için de ayrı ayrı. Burada bu şekilde gözlük falan gayet güzel, şapka, saçların iki şekilde örülmesi güzel arkadaşlar. Burada şimdi böyle bir desen var, büyük ihtimal gazla alakalı ama tabi bunu 3 adet olarak vermiş. Büyük ihtimal bunlar atıldığında 3'ten 3'ü bitiyor mu onu bilmiyorum tabii ki de. Bunu da 2. seviyede veriyor, 5. seviyede tekrardan 3 tane daha veriyor. Ne olduğunu valla bilmiyorum. Bunları topladığınızda ekstra kıyafetlerle ilgili parçacıklar, bunlar da onların parçacıkları, 50 parçacık falan tarzında ilerliyoruz. 10. seviyede arkadaşlar böyle bir çerçevemiz var. Çerçeve hareketli, bence gayet güzel. Biraz daha buraları, köşelerindeki saatler, çark biraz daha net olaymış, şu alttakiler gibi daha da güzel olmuş diye düşünüyorum. Ücretsiz olan da arkadaşlar böyle tabi hareketsiz, biraz daha soluk bir şekilde bir çerçevemiz var. Bunların ikisini de 10. seviyede veriyor. Ücretsizler yine boş değil arkadaşlar. Yine idare etse de etmese de bir şekilde boş göndermek istememişler. İlerliyoruz arkadaş. 15. seviyede ID kartı var. Yani isim değişikliği kartı var arkadaşlar. Burada isminizi değiştirebiliyorsunuz. Kart kullanarak öyle bir ücretsiz vermişler 15. seviyede. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Tabi ortalardaki şeyler çok da önemli değil. Arkadaşlar şimdi şurada 1. seviyede, yani ücret seviyede 20. seviyesinde 1. seviye çanta veriyor. Büyük ihtimal burada 1. 2. 3. seviye çantalar ayrı ayrı veriliyor olabilir. Çünkü ilerleyen seviyelerde göreceksiniz. Ücretsiz de bu çantayı veriyor arkadaşlar, 1. seviye. Ücretli de hem çantayı almış oluyorsunuz hem de böyle bir tava deseni var, bence gayet de güzel. Hem de böyle koyu renklerde olması daha iyi. Çok da fark edilmiyor. Yere yatacak yılanlar için buradan iyi olur. İlerliyoruz. Gerekli gereksiz 25'te bir çanta veriyor. Altın çanta. Artık ücretsizden ne çıkarsa onu bilemem. İlerliyoruz. 30. seviyede dediğim gibi arkadaşlar şimdi o çantanın 2. seviye versiyonunu alıyorsunuz. Büyük ihtimal dediğim gibi bunlar 1, 2, 3 ayrı ayrı desenleri var. Öyle de bir şey yapmışlar. Ücretli de Royal Pass'ta şöyle bir hareket var arkadaşlar. Yani robot tarzında ve mekanik tarzında yapılmış. Zaten bu sezon öyle genelde şeyleri var. 30. seviyede veriyor bunları. İlerliyoruz. 35'te tekrardan bu gazdan veriyor. Bu gaz artık dediğim gibi yani desen olarak mı, ayrıyetten başka bir şey mi onu bilmiyorum. Kullandıkça anlarız. İlerleyen bölümlerde onun da açıklamasını yaparım. Şimdi ücretsiz Royal Pass'ta 3. seviye çanta da bu şekilde arkadaşlar. Yani 40. seviye gelen arkadaşlar bu çantanın 3. seviyesini de alacak. Tabi ondan sonra SS-11'in silah deseni var burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dürbünü bu kara benzetmişler biraz ama bence güzel. Deseni gayet de güzel. Ücretli sandıklardan çıkabilecek kadar güzel bir desen. Tabi globalden konuşuyoruz. Burada ücretsiz veriyorlar arkadaşlar. 40. seviyede bu da. İlerliyoruz. Devamını geçiyoruz. 45. seviyede tekrardan aynı şeyler. Aslında bahsetmek istemiyorum tekrar. Gördüğünüz gibi
seviyede veriyor. Ondan sonra ilerliyoruz arkadaşlar. Burada ücretsiz olan da VSS var arkadaşlar. Şöyle silah tam görmeniz açısından göstereyim. Sarı ve siyah karışımı. Bence gayet de güzel. Ücretsiz olarak VSS 50. seviyede vermesi gayet de güzel bence. Herkes almak istemeyebilir yani. Real pası olanlar hem bu silah desenini alacak hem de bu şekilde bir süsleme var. Bu süslemeyi almış olacak. Bayağı bir oynak yani. Çevirmeye kalmıyor hemen. Oynuyor arkadaşlar. İlerliyoruz. Bunlar 50. seviyeydi tekrardan. Hatırlatayım. Bir çanta veriyor 55'te. Tabii bir şey çıkar mı? O muamma. Arkadaşlar 60. seviyede böyle S12K'nın bir desenini veriyor. Bence bu da çok güzel yani. Çok kullanılan bir silah değil ama ele geçtiğinde de yine güzel görünmesi hoş. Tabi bu Real Pass'ta alınanlar bildiğiniz üzere. Ve bunu geçiyorum 65. seviyedekine. Tekrardan arkadaşlar 70'e doğru geliyoruz. 70'te de böyle bir hareketimiz var. Böyle bir yine robotumsu bir tarzda bir hareket. Çok mu gerekli? Yani hareketten ziyade bir desen kıyafeti ya da silah kıyafeti verebilirmiş. Bomba kıyafeti diyorum. Deseni de verebilirmiş. Olabilirmiş. 70. seviyede böyle. Arkadaş 75'e geliyoruz. Yine bu gazdan veriyorlar. Onu geçiyoruz. Tekrardan geliyoruz 80'e. Arkadaşlar 80'de de M16A4 var burada. Onun da deseni, hepsinin silahların aslında desenleri birbirine benziyor. Aslında takım yapmışlar gibi bir şey. Gayet de güzel bir deseni var şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Onu da geçiyoruz. Bu 80. seviyede Royal Pass alan arkadaşlar için. Çinli arkadaşlarımız için özellikle onu da belirteyim. 90. seviyede paraşütümüz var. Böyle yine çarklı, birbirine uyumlu bütün silahlar. Bu sezon bunlar bu şekilde yapmışlar. Da gayet güzel 11. sezonun. Yani olsa olur mu? Olmasa da olurmuş yani çok da önemli değil. İlerliyoruz. İlerliyoruz. 99 ve 100. seviyeye geldiğimizde Royal Pass'ın esas kıyafeti çıkıyor ortaya. Bunun erkek olanı, bayan olanı içinde var. Ama 100 level bu şekilde. Arkadaşlar toplam baktığımızda 8-9 tane ödül var. Ama yine de fena sayılmaz ödüller. Arkadaşlar Royal Pass bu kadar. Bir de diğer ödüllere geçelim arkadaşlar. Burada hemen şurada tıklayalım. Evet arkadaşlar burada da bu şekilde kıyafetler var. Mesela şöyle söyleyeyim. 680 UC'ye bu kıyafeti alabiliyorsunuz. Bunun globalde olduğunu düşünseniz arkadaşlar şöyle bu da erkek olanı için çok güzel bir görüntü. Bunu oynayacak genelde bayan arkadaşlar, bayan karakter için çok çok güzel. Şu pembesi benim de çok hoşuma gitti. Bir de sarı olanı var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Diğerleri hareketli. Onları diğer bölümlerde göstereceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Gayet çok güzel. Yani bayan için de erkek olanı için de. Şurada bayan olan için. İki karakterde. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunları 680 UC karşılığında alabiliyorsunuz. Tabii bizde UC 0 olduğu için alamıyoruz. Ama bunun globalde olduğunu düşünün. Bunun benzeri birçok kıyafetler var arkadaşlar. Tabii devamını gelmesini isterseniz videomu beğenip paylaşırsanız altına da yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Videonun devamı gelecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.